Kanalımızda çeşitli kavramları kısaca anlatan videolar bulunmakta. YouTube algoritmaları için videoyu beğenip kanalımıza abone olarak destek verebilirsiniz. Bu videoda sosyopat kavramını kısaca anlatmaya çalışacağız. Sosyopat, hoş olmayan davranışlarda bulunan, kurallara ve kanunlara uymayan, verilen cezalardan hiçbir zaman ders almayan hastalığı bulunan insanlara denir. Sosyopati, suça yatkınlıktır ve antisosyal kişi bozukluğudur. Hiçbir zaman kurallara uymazlar, hiç kimsenin derdiyle dertlenmezler, hatta dinlemek bile istemezler. Başkalarına zarar vermek onlar için adeta bir zevktir. Sosyopatlarda en çok rastladığımız durum, kanunsuzluk, suç işlemek, işlemeye teşebbüs etmektir. Daha çok 15 ila 22 yaş gruplarında görülmektedir. Sosyopatlar küçük yaşlarda yaşadıkları sevgisizlik, ilgisizlik, şiddet ve taciz gibi kötü durumlara maruz kalarak büyüdüklerinde vicdandan yoksun, acımasız bir bireylere dönüşmektedirler. Bir başkası için sevgi, acıma, üzülme veya şefkat duymaları söz konusu değildir. Sosyopatlar yaptıkları kötü bir şeyden hiçbir zaman pişmanlık veya vicdan azabı duymazlar. Tam tersi, eğer birine kızmışsalar o kişiye karşı öfke ve şiddet duygularını saklayabilirler ve intikam almak için sürekli uygun bir zamanı kollarlar. Hiçbir zaman suçluluk duygusu hissetmezler. Sosyopatlar insanlara hiçbir zaman değer vermezler. Adeta onları bir araç gibi görerek, bağlılık, sadakat ve dostluk bağı kurmaya çalışmazlar. Eğer bir insanı yeni tanıma aşamasında iseniz, o kişinin sosyopat olma ihtimali her zaman vardır. Başlangıçta normal bir kişiymiş gibi gelebilirler ancak, farklı durumlara karşı göstermiş oldukları tepkiler kendilerini ele vermektedir. Burada şu soruları irdeleyelim. Sosyopatları ele veren davranışlar nelerdir? Bir sosyopatı nasıl tanırsınız? Toplumsal kurallara uymama. Toplum tarafından konulan kuralları ve yasaları hiçe sayarak asla tanımazlar. Utanma ve pişmanlık duymama. Hiçbir zaman yaptıklarından utanma veya pişmanlık duymazlar. Tehlikeli durumlara karşı soğukkanlı davranma. Herhangi bir kaza veya felaket karşısında asla paniklemezler ve acıya karşı dayanıklıdırlar. Başkasının yerine kendilerini koyarak empati kuramazlar, herkese karşı acımasızdırlar. Duygu yoksunudurlar ve hiçbir zaman gerçek sevgiye inanmazlar. İnsanlara hükmetme isteği içindedirler. Bulundukları ortamda emir altında olmaktan nefret ederler ve riayet etmezler de zaten. Her zaman lider kendileri olmak isterler. Yalan konuşmakta sınır tanımazlar. Oldukça abartılı yalan konuşurlar. İyi niyetli ve temiz insanları çok kolay kandırırlar. Arkadaşları yoktur, sosyal ilişkileri çok zayıftır. Arkadaşları yoktur ve hiçbir plana sadık kalmazlar. Bir kişinin başlangıçta sosyopat olduğu hemen anlaşılmazsa da, şüphe duyulduğunda onu köşeye sıkıştıracak sorularla kendini kolayca ele verebilmektedir. Çok hayalperest oldukları için anlattıkları herhangi bir olaya yaşanmayan olağanüstü şeyler ekleyerek anlatırlar. Sorguladığınızda ise hakaret olarak algılarlar ve öfke ve saldırganlıkla tepki gösterirler. Sürekli olarak kendilerini üstün göstermek isterler. Kendilerinde olmayan özellikleri varmış gibi göstermekte oldukça ustadırlar. Yeni tanıştıkları insanlara kendilerini önemli biriymiş gibi anlatırlar. Sosyopatın tedavisi oldukça zordur ve bazen de imkansızdır. Bu tür hastaları iyi analiz etme gerekmektedir. Hastalığının altında yatan sebepler araştırılarak ona göre bir tedavi şekli seçilmelidir. Eğer hastalığın altında madde bağımlılığı, depresyon veya duygu değişimi gibi nedenler yatıyorsa, tıbbi destek gerekir. Fakat bu tür insanlar her meseleyi farklı şekilde çözmeye çalışırlar ve kesinlikle hasta olduklarına inanmazlar. O yüzden tedavi etmekte zorlaşmaktadır. Bu videoda, sosyopat kavramını kısaca anlatmaya çalıştık. Abone olarak, videoyu beğenerek ve yorum yaparak destek verebilirsiniz. Bilgiyle kalın.